Her firma işe aldığı kişinin nereye kadar kendisiyle birlikte yürüyeceğini bilmek ister. O yüzden de baştan sizin ne zaman istifa edeceğinizi, ne zaman zam isteyebileceğinizi belirlemek için bazı tuzak sorular sorarlar. Hatta iç terfilerde de bu soru sorulur. Sizin için en ilerisi neresi? Sizin hedefiniz neresi? Nereye varmak istiyorsunuz? Burada yapabileceğiniz dürüst cevaplar, kendi işimi kurmayı planlıyorum. Yapabileceğiniz en yanlış, en hatalı şey ise firmaya fayda gösterecek. Yani çok özür dilerim, pozitifçilik, yaranmacılık yönündeki cevaplardır. Lütfen gerçek bir cevabınız olsun. Yoksa daha kötü. Yani bir hedefiniz yoksa firma için de hedefiniz yoktur. Kovulana kadar maaşımı alıp burada çalışmak istiyorum. Türkçesidir bu. Bu soru gelir, mutlaka gelir. Her mülakatta soruluyor. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Burada yapılan yanlış cevapları zaten görüyorsunuz. Bunlar komik bile değil. Ukalaca cevap verirsem beni değerli görürler gibisinden bir kanı var. O zaten kapıya doğru hemen yönlendirilmeli de. Eğer ki sebebini açıklayarak niye yönetici olarak gördüğünüzü anlatabiliyorsanız güzel bir şey. Bizim firmamızda bu soru direkt sorulmaz bu arada da. Bizim firmamızda kalmayı istediğiniz, varmayı istediğiniz, bizimle geçireceğiniz sürene kadar dolaştırılarak sorulan bir soru. Nadir gelir ama cevabınız hazır olmalı. Burada yanlış cevaplar içerisinde çok önemli bir yanlış cevap var ki zaten askeri şu tarihte gideceğim, askerlik görevimi şu tarihte gerçekleştireceğim ya da çocuğum şu tarihte doğacak, onu planlıyoruz 2 sene sonra çocuk sahibi olmayı. Bunları verdiğin sürece sizi kimse işe almasın. Umarım almasın çünkü çok saçma cevaplardır. Kendi işinizi kurmayı düşünüyor musunuz sorusu farklı şekillerde gelir. Dikkat edin. Ve buna gerçekten cevap vermeniz gerekiyor. Yani 2 sene sonra ben buradan yeterli paylaşımı aldıktan sonra bu X bu arada büyüktür 3 ya da 5 en azından sektöre göre. Evet düşünüyorum ama bu lütfen aile işiniz olmasın. Bir kısır döngüyü gösterir hedeflemediğinizi. Mutlaka kendi işinizi kurmayı ve ilerlemeyi düşündüğünüzü belirtin. Var ise. Yok ise de dürüstçe söyleyeyim bunu. İşiniz gereği başka şehre taşınmanız gerekirse, ülke de olabilir bu, başka bir bayi de olabilir, firmanın kendi içerisinde de olabilir, başka bir firmaya da transfer olma anlamında olabilir. Sizin çok sağlıklı bir şekilde bu soruya esnek cevap vermeniz gerekiyor. Yalan söyleyin demiyorum. Lütfen o pozisyona girerken taşınamayacaksanız çıkın kapıdan. Çünkü bu başınıza gelecektir. Her firma en fazla 2 yıl içerisinde bu soruyu soran en fazla 2 yıl içerisinde sizi haritada beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz bir şehire mutlaka yollar. Genelde beğenmediğinize yollar. Daha kötüsü beğenmediğiniz ülkeye de yollayabilir. Lütfen bu gidişlerin dönüşlerinin çok iyi olacağını bilin. Yani 2 sene yurt dışında kalan, ülke ismi vermeyeceğim özellikle, 2 sene X ülkesinde kalan kişinin dönüşü genelde daha güçlü olur. Genel olarak sorulacak sorular. Bunları lütfen hazırlıklı olarak mülakata gidin.